Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tahinli sufle makbank yapıyoruz ama kendim hazırlamayacağım. Doktor Ötker'in yeni çıkardığı tahinli sufleyi deneyeceğiz. Çıkalı yaklaşık 2 hafta kadar oldu ama ben anca deneyebiliyorum. Fiyatını 8.90'a bazı Migros'lardan ve bazı yerel marketlerden bulabilirsiniz. Bu şekilde içini açalım hemen. Ben açıp bakmıştım gerçi ama şu şekilde içindekileri çıkartıyorum hemen. Bu şekilde iki tane poşet çıkıyor. Bir tanesi tahin pekmez karışımı, bir tanesi de un karışımı. Tarife bu çıkan iki tane poşet dışında eklemeniz gereken şeyler var. 50 gram tereyağı ve bir tane de yumurta eklemeniz gerekiyor. Onun dışında bütün ihtiyacınız olan şeyler bunun içerisinde. Onun dışında da bu kadar. Şimdi o zaman hazırlanışına geçelim hemen. Evet, şimdi bütün malzemelerimi aldım, mutfağa geldim. İlk kez mutfakta böyle çekim yapıyorum. Böyle de güzel bir şey yani, sevdim aslında. Hep o masanın etrafında yapmaktan sıkılmışım galiba. Şimdi ilk olarak şu şekilde başlıyoruz. 50 gram tereyağını bir tencereye alıyorum ve eritiyorum. Evet, 50 gram tereyağını erittim. Şimdi bu paketin içerisinde bulunan tahin pekmez karışımını açıyorum. Paketin içindeki bütün karışımı buraya aktardım. Şimdi bu da eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra da soğumaya bırakmam gerekiyor. Şimdi bir tane yumurtanın akıyla beyazını birbirine ayırıyoruz. Akını başka bir kaba. Akını bu kabın içine koyuyorum. Sarısını da başka bir kabın içine aktarıyorum. Şimdi bu yumurta akını önce çok küçük devirde, daha sonra devirini yükselterek 3 dakika kadar yumurtanın akı kar gibi olana kadar karıştırıyoruz. Yumurtanın akı istediğimiz gibi oldu. Yumurtanın biraz önce ayırdığımız sarısını tencerenin içine koyuyorum. Ve bunu bu şekilde karıştırıyorum. Şu an böyle çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi bir sonraki adım olarak biraz önce çırpmış olduğumuz yumurta akını bu şekilde tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra bunları birbirine bu şekilde küçük küçük adımlarla karıştırıyorum. Bu arada bir sonraki aşamaya geçmeden önce fırınımızı ısıtıyoruz. Çünkü ısıtılmış fırına koymamız gerekiyor. 180 dereceye ayarlıyoruz fırınımızı ve diğer aşamayı tamamlarken fırınımızı ısıtmasını sağlamış oluyoruz. Ben biraz küçük mü büyük mü bilmiyorum, bir hata yaptım ve bu un karışımını eklemeyi unuttum. Aslında bir önceki adımda eklemem gerekiyordu. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Unutmuşum, mecburen şu an eklemek zorunda kalacağım. Tarifi etkiler mi etkilemez mi bilmiyorum ama şu an yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Siz yaparken lütfen adımlarına dikkat edin. Ben mecburen şu an bu şekilde un karışımını da ekledim ve tekrar karıştırıyorum. Normalde bunu bir önceki adımda yapmam gerekiyordu ama işte okurken karıştırmışım. Bunu da iyice bu şekilde karıştırıyorum. Evet, bunu da iyice karıştırdım. Umarım böyle sırada bir hata yapmam çok büyük bir şeye yol açmaz. İstenilen sonucu elde edebilirim. Şimdi de son adım olarak bu karışımı kaplara paylaştırıyorum. Sufle kabınız varsa onun içine koyarsanız çok daha iyi olur ama benim sufle kabım olmadığı için bu kaplara koyacağım. Bunlar sufle kabından daha büyük olduğu için normalde tarifte 4 tane olduğu söylüyor. Ama benim 2 tane yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü benimkiler daha büyük. Şimdi bunları fırına koyacağım. Yaklaşık 8 ve 10 dakika arasında pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Ondan sonra hemen tadına bakacağız. Yeniden merhaba. Suflemiz pişti. Fırından çıkardım. Şu an bayağı sıcak. Azıcık soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra hemen yemeye başlayabiliriz. Biraz önce de söylediğim gibi küçük bir sıkıntı yaşadık. Sırasını karıştırdım. Daha doğrusu un karışımını eklemeyi unuttum. Daha sonra baktım, tam kapları koyarken dikkat ettim. Un karışımı hala orada duruyor. Ben yaptım bitirdim zannediyorum. Dedim nereden çıktı bu? Ondan
Ondan sonra tekrar bir şeyi okudum. Bir önceki aşamada aslında yapmam gerekiyormuş, koymam gerekiyormuş. Karıştırdım, koydum. İnşallah tadını falan böyle bir etkilememiştir. Bu konuda bayağı üzüldüm ama şunu söylemeliyim, şaşırmadım. Çünkü bu benim sürekli yaptığım bir şey. Böyle yemeklerde, böyle bir şeyler hazırlarken falan her seferinde böyle karıştırdığım şeyler oluyor. Hatta ilk yaptığım şeyden itibaren biraz bir tadına bakalım. Ondan sonra size yemeklerle ilgili yaptığım hatalardan bahsedeceğim. Özellikle ilk yaptığım zamandan beri olan. İçi bayağı akışkan kalmış. Gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi pişmiş. Gayet ayarında olmuş. Tam böyle bir 9 dakika kadar falan pişti galiba. Gayet güzel olmuş. Bu arada ben ilk kez tahinli sufle yiyorum. Normal çikolata sufle yemiştim ama tahinli hiç yememiştim. Tahini çok severim. Tahinli kurabiyeleri falan çok severim. Tahinli sufleyi de ilk kez yemiş oldum. Gördüğünüz gibi şöyle içinin akışkanlığı da gerçekten çok güzel. Şimdi tahin kısmı bayağı sıcaktır. Bir şey söyleyeyim, tahinli sufle çok güzelmiş. Ben bunu normalde de yaparım, nasıl yapıldığına bakayım. Şimdi ilk yemek tecrübemden bahsedeyim. Daha o zamanlar bayağı küçüğüm, yani 12-13 yaşlarımda falanım diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama. İşte o zamanlar böyle bir şeyler yapmaya, yemek yapmaya falan heveslendim. Ve anneme söyledim. Anne dedim, hani ben bir şeyler yapmak istiyorum. Kek, börek, işte ne olursa bir şey istiyorum dedim. Annem dedi ki o zaman kek yap. Hani en kolayı o. Malzemeleri karıştırıyorsun, fırına veriyoruz. Tamam dedim. Ondan sonra şey, bir de daha ilk kez yapacağım için utandım, dedim ki sen bütün malzemeleri, hani tarifini bana ver. Mutfaktan çık. Ben tek başıma kendim hazırlayayım. Ondan sonra sonucunu görürsün dedim. Ondan sonra annem tarif verdi bana, çıktı. Sonra ben yapmaya başladım. Tarifte ne yazıyorsa, işte şu kadar sıvı yağ, bu kadar şeker, bu kadar işte yumurta, bilmem ne gerekiyorsa hepsini şey yaptım. Kabın içine koydum, karıştırdım yazıldığı gibi. Sordum bir de nasıl yapacağımı falan diye, anlattı hepsini. Neyse yaptım. Ondan sonra keki fırına koyduk, pişmesini bekliyoruz. Orada annem de şey, komşumuz var bizim, Ayşegül teyze, onu da çağırdı. Hani kızım kek yaptı, oturalım birlikte yiyelim falan diye. Ondan sonra neyse o geldi, oturduk. Normalde kekin yaklaşık pişme süresi ne kadar, işte 30 dakika mı 40 dakika mı ne. Ondan sonra şey 40 dakika oldu. Annem keke bakıyor, daha pişmemiş. Neyse diyor, biraz daha bekleyelim. Ondan sonra bir saat oldu, tekrar baktı, yine pişmemiş. İşte zaman geçiyorsak da işte bir saat oldu, bir buçuk saate yaklaştık. Annem diyor ki sen ne koydun bu için, niye pişmiyor? Hani kadın şaşırdı artık. Neyse ondan sonra gerçekten söylüyorum, tam 2 saati buldu pişmesi. Sonra fırından çıkardık. Ondan sonra servis ettik, yemeye başladık. Yiyoruz ama bana böyle çok şey gelmedi. Ben zevksizim zaten, ben sevdim. Ondan sonra annemle Ayşegül teyze yiyor ama böyle bir yüzleri ekşiyor, söylesek mi söylemesek mi? Biraz böyle bozuldular ya, bunda ne var filan gibisinden. Annem en son dayanamadı, sordu bana, sen ne koydun bunun içine, bir anlat bana dedi. Ondan sonra saydım. Normalde bir su bardağı yağ konması gerekiyormuş ve ben yaklaşık böyle onu, ya onu yanlış okudum ya onun yerine yumurtayla karıştırdım büyük ihtimalle. 4 yumurta yazan yerden 4 su bardağı sıvı yağ diye okumuşum, nasıl yaptıysam işte. Onun yerine 1 su bardağı sıvı yağ yerine 4 su bardağı sıvı yağ koymuşum. Böyle tabi hamur böyle çok cıvık, iğrenç bir şey olduğu için çok sıvı yağından dolayı bir türlü pişmemiş. En son bir de şöyle bir şey var. Başta hani ben bunu söylemeden önce hani bir tuhaflarına gitti ama yiyorlardı. Sonra ben 4 su bardağı sıvı yağ deyince hepsinin yüzü bozuldu. Sonra bir anda yemeği bıraktı. Hayır yani söylemeden önce gayet güzel yiyordunuz. Bence gayet de lezzetli olmuş. Yani ilk yaptığım yemekte bile bunu yaptım. Hani o zamanlar belki şey düşünmüşlerdi, hani ilk yaptığı şey böyle bir hata yapması normal diye düşünmüşlerdi ama büyümem hiçbir şey değiştirmedi. Gördüğünüz gibi biraz önce de unutmuşum ve adımı atlamışım, yani un karışımını koymayı unutmuşum. Ve bu anlattığım ilk değil, yani ilk ama son olmadı. Sürekli böyle şeyler yapıyorum. Bir kere de annem şeyi bıraktı bana. Nohut yemeği pişiriyormuş, düdüklüye koydu.
Bana dedi ki ben hani bir yere gitti hatırlamıyorum. Bunu dedi düdüklü fışladığı zaman işte altını kıs ondan sonra 40 dakika süre tut. İşte ondan sonra altını kapatırsın dedi. Tam 40 dakika boyunca bir de ben hani unutmayayım hani sesi duyayım diye mutfakta düdüklüğün yanında bekledim. Ondan sonra 40 dakika geçti. Ben hala kapatmadım altını yanında beklemiş olmama rağmen. Ondan sonra baktım böyle bir yanık kokuları geliyor. Sonra kapattım bir anda. Sonra annem geldi yandığını görünce dedi ki fışlayınca sen bunun altını niye kısmadın dedi. Ben dedim ki fışlama sesini duymadı bile. Annem de diyor ki fışlama sesi derken nasıl bir şey nasıl bir ses bekledin ki ya küçük bir fış sesi gelecek yani. Ama gerçekten daha kuvvetli bir ses çıkar diye bekledim. Yani çok küçücük böyle bir fış diye bir ses çıkıyordu ama hani daha kuvvetli bir ses çıkacak diye bekledim. 40 dakika boyunca hani başında beklememe rağmen kapatmadım onu. Hani burası artık yani ekstra bir şeye giriyor bilmiyorum artık dalgınlığın da dışında yani. Daha bunun gibi çok şey var böyle bir sürü yemek yakmışlığım var ama böyle yanlış malzeme koymam, ne bileyim bir şeyleri karıştırmam falan. Sürekli böyle şeyler yapıyorum yani maalesef. Ne yapayım? Artık yani biraz önce de bunu yaptıktan sonra artık kendimi değiştiremeyeceğimi kabullendim. Keşke bundan birkaç tane daha olsaydı ya. Ben gerçekten çok sevdim. Sonuna geldim neredeyse ama kabı daha yeni soğudu. Elime alabiliyorum artık. Şu kadar kaldı gördüğünüz gibi. Sizin de var mı böyle yemek yaparken yaşadığınız böyle saçma şeyler? Yoksa böyle şeyler sadece ben mi yapıyorum? Varsa böyle yorumlarda anlatırsanız birlikte güleriz güzel olur. Son bir tane daha saçmalığımı anlatayım. Ondan sonra bu videoyu bitirelim. Bir kere de bayramda, Kurban Bayramı'nda annem bir tatlı yaptı. Ne tatlısı olduğunu hatırlamıyorum ama üzerine böyle krema, muhallebi gibi bir şey dökülen bir tatlıydı. Annem de o tatlıyı hazırladı. Dedi ki hani biz şeye gideceğiz işte kurban kesmeye gideceğiz. Ben gitmeyecektim. Şey dedi bana o muhallebi kısmını sen yapar mısın dedi. Ve nasıl olacağını anlattı falan. Ondan sonra işte ben yapmaya başladım. Bütün malzemeleri koydum falan bir şeyi yanlış koymuşum. Onu da çok yarım yamalak hatırlıyorum. Ya fazla koymuştum ya eksik koymuştum ya da yaktım. Hepsi olabilir yani. Ondan sonra tabii anneme bunu söylesem artık yani kadın bıktı benden ve sordu yani yapabilir misin bak ben mi yapayım sen yapabilir misin diye özellikle sordu. Yok dedim yaparım hallederim ben ne olacak dedim altı yapıp muhallebi hazırlayacağım. Ondan sonra neyse dedim hani yaktıktan sonra tekrar yaparım bir şey olmaz dedim. Sonra malzemelere bir baktım bir tane malzeme yok. Krem şanti miydi neydi malzeme hatırlamıyorum. Bir de tam bayramın ilk günü. Doğru düzgün herhalde marketler de açık değildi. Ondan sonra mecbur giyindim, hazırlandım. Market arıyorum. Yakınlardaki bütün marketlere baktım. Hepsi kapalı. Evin ta uzağında bir market var. Bunu daha sonra anneme söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Belki şu an izleyince öğrenir. Ta evin uzağındaki bir market vardı. Oraya kadar gittim. Eksik olan malzemeleri aldım. Ondan sonra eve geldim. Tekrar en baştan yaptım, hazırladım. Hiçbir şey olmamış gibi. Ama yani benim için bayağı bir eziyet olmuştu. Evet, suflenin sonuna geldiğimize göre videonun da sonuna geldik demektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. O yüzden lütfen beğenmeyi, isterseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bugün saçlarımı maviye boyadım. Şu an iyice hiçbir ışık kalmadı. Bayağı geç oldu. Kendi standımın ışığını kullanıyorum. O yüzden çok belli olmuyor. Mavi saç boyamı da boyama videomu da izlemek isterseniz kanalıma abone olun. Kanalımda hepsini görebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek isterseniz aşağıya Instagram adresimi de bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.